Ya Zerrin tipim değil diyorum anam ya. Tülay'ım senin eğitimin yok, evin yok, araban yok, sigortan yok. Ten rengi straple südyenin bile yok. Benimkini alıp duruyorsun oradan biliyorum. Hiçbir şeyin yok. Tipin mi var ya? Çağatay Koçtuğ, ilgimi çekmiyor Zerrin ve senin enişten Selahattin. Bitti. Bu kadar yıl önce kadınlara seçme hakkı verildi. Ben niye hala kendi eniştemi kendim seçemiyorum? Niye ünlü, zengin, boylu postu Fırat Ağa varken bir pigmeyle akraba olmak zorunda kalıyor? Çağatay Koçtuğ muhterem hocamın sanatçı kişine bir diyeceğim yok Zerrin'im. Ama insan olarak tiksiniyorum sadece. Adama hedeseydin şu an galalarda, film festivallerinde, Cihangir kafelerinde, Bebek Parkı'nda, İstiklal'de protesto gösterilerinde takılıyor olacaktık. Böyle evde çekirdek çitliyoruz ya. Daha istemiyorum. Benim hayatımda zaten biri var. Ben. Selahattin. Sahi Selahattin diye biri vardı. Ne oldu ona? En son görüştüğünüzde Tansu Çiller başbakandı değil mi? Kızım biraz aklını kullan. Çağatay'a koştuğu belki sana evme açar. Aman istemem o kendini beğenmişten ev falan. Mesleğim var benim. Ekmeğimi kazanıyorum. Al salak değilim ben. Evet. Sadece salaksın. Şehmuz Bey, siz neler söylüyorsunuz? Ben asla evde soyunmam. Ancak bir festival filminde soyunurum. Yahu evde çıplak dolaşıyorlar denmiş. Ya olur mu canım öyle şey? Üstüme iyilik sağlık. Ben tutup Emir'in yanında, hele Bora'nın yanında nasıl çıplak dolaşayım? Ayıp denen bir şey var. Niye ki? Beyiniz. Beyim de olsa bizim çok eski moda, saygıya dayanan bir evliliğimiz var. Onun annesi he dedi, benim babam hı dedi. Evlendik. O şekilde. Çok affedersiniz ama yan apartmandaki hangi komşu bu kadar geniş fantezi gücüne sahip acaba? Ben onu bilemem. Genç bir beymiş, şikayet etti dediler. Hangi gerizekalıymış o, ben de merak ettim ha. Orçun, gel sen içeri. Orçun, anneden izin alınmadan terasa çıkılmayacak denmedi mi çocuk? Yara açık cezaevleri bile daha esnek ya. Anne misin, gardiyan mısın? Ya anlamadık arkadaş. Eskiden arkadaş tipi bir anneydim. Şimdi gardiyan tipi bir anneyim çocuğum. Gardiyan da benim, komutan da benim, genelkurmay başkanı da benim. Son marifetlerinden sonra pedagoji dönemi bitti. Olağanüstü hal dönemi başladı. Oldu mu? Olağanüstü. Ben şirkete gideceğim. Kendini yorma Şehmuz. Yok, Rıza'yı yoracağım. Anneciğim şuradan. Alo, kim? Şehrazat Hanım. Yanlış numara efendim. Nasıl 10 yıldır bu numaradan arıyorsunuz? 10 yıl önce cep telefonu mu vardı canım? Ha vardı değil mi? Ha, böyle tuğla gibi olanlardı. Ama herkes de yoktu şimdi. Pili de çabuk bitiyordu değil mi? Her yerden de çekmez etmez. Ey gidi ya, ne günlerde. Neyse yanlış numara aradınız efendim, yanlış numara. Ver şunu bana sen, ver. Ver. Üf. Alo. Ha. Evet. Aa, tamam. Sonra? Aa, anladım. Tamam. Yanlış numaraymış. Orçun, evde oturulacak, ders çalışılacak. Yan taraftakilerle yarenlik, lauballik, kafeye inmeler, kaykay binmeler, saçlarına dağıtmalar, rüzgarlara bırakmalar yok. Sersem tavuk. Ben miyim o? Ben değilim herhalde. Tavuğun kafası gider ama o kafası salıyla ortada sersem sersem dolaşır. Tanıdık geldi mi? Yan tarafa sarışın bir artist kadın geldi. 3 kuruşluk aklım vardı, o da gitti. Başladın aptal aptal dolaşmaya. Aha buyurun, sersem tavuk. Sersem tavuk güzel bir teşbih, bilmiyorum. Bak şimdi kız bunu kapıdan görüyor, suratına bakmıyor. Aferin ama kişilikli kızmış. Nur Hayat da buna karakter atıyor. Helal olsun. Kaldın mı ortada karaktersiz? Yetti ama ya. Ne yetti lan? Daha yeni başladı. Şirkete ortaksın, 2 kuruşluk yararın yok. Nişanlısın, nişanlına bir hayrın yok. Yandaki komşuyla kırıştırıyorsun, ona bir faydan yok. Ulan oğlum sen bu evrende yer kaplamaktan başka ne işe yararsın? Kara delik, kara delik gibi bir çocuk. Baba. Ya Nur Hayat'a mecbur ettiniz, otopark işleriniz, bilmem neyiz. Biz ağzımızı açamadık ki. Madem o kadar aşıktın, delikanlı gibi ortaya çıkaydın. Benim yanakine meylim var diyeydin, alıp ceketini çıkaydın. Çıkaydın, ortaklıktan da çıkaydın. Kendi hayatını kuraydın. Gerçi hiçbir şey için geç sayılmaz. Ya hanım bir kız bulduk, bunu mesut eder diye yaranamadık. Kızı da yaktık. Olmadı bu çocuk babacığım, olmadı. Kusura bakmayın, sizin çocuk da olmadı. İyi be. Be dedi. Be denmez. Babaya be denmez. O dilin taş olur. Allah muhafaza. Terbiyesiz. Babacığım, böyle bir şirketin ortağına yakışmayan davranışlar bunlar. Sahalarda görmeye alışık olmadığımız hareketler bunlar. İyi. O zaman gitmedim madem öyle. Şimdi gidiyor. Şirketiniz de sizin olsun, eviniz de sizin olsun, otoparkınız da sizin olsun. Hiçbir şey istemiyorum. Defol git ulan, nereye gideceksin? Senden otoparka bekçi bile olmaz be! Evet, bırak ortaklığı, bekçi bile olmaz. Ortaklık deyince babacığım, şöyle güvendir, çalışkan... kan bağı olmasa da aile içinden bu şirket için cansiperane çalışmış, görev almış. Efendim bir elbisesiyle, bir kravatıyla presentable, efendim çalışmalarına hiç ara vermeden çalışan kendine. Çayır çimen geze geze ooo, çayır çimen geze geze ooo. Oldum ben bir geveze. Kızıma neyin verdim darıma hanım teyze, of nenem of. Kızıma neyin verdim darıma hanım teyze, of nenem of. Pencereden kuş uçtu of. Yanma yüreğim yanma, ayrılık bize düştü, of nenem of. Evet, pasta yapıyorum. Pasta yapıp kafelere satıyorum. Oldu mu? Mutlu musunuz şimdi ha? Peki niye? Sizin gibi televizyondan haftada 3.000 lira kazanmadığım için. Gece geç yatıyorum. Sabah erken kalkıyorum. Günde 10-15 tart çıkarıyorum ve mükemmelim. Madem mükemmelsin niye gizliyorsun bunu? Ya ben okullu oyuncuyum, ödüllerim var. Pastacı teyze oldu dedirtmem ben kendime Cihangir'de. Ayşe teyze? O kod adı. Bu kadar zorlanacağına prensiplerini bir kenara bırak, televizyon yap. Ne prensibi ya? Teklif gelmiyor ki. Türkiye'de sarışın jön olmak çok zor biliyor musunuz? Kıvanç deme bana gözünü seveyim. Bıktım bunu duymaktan. Kıvanç. İçeride konuşsaydık ya. İçerisi pastane mutfağı gibi ya, iğrenç. Ben tartları yapardım. Bora getir götür komisyonunu alırdı. Hem iş bulmuş olurdu. Harika bir hayatımız olabilirdi ya. Ama yok. Her şeyi bilmek zorundaydınız değil mi? Peki Caner. O zaman galiba tatlım veda zamanı. Niye ya? Aramızdakileri niye değiştirsin ki bu? Beyaz zehir satmıyorum ben. Pasta satıyorum. Bu da benim için beyaz zehir. Rafine şekere karşıyım. Hoşça kal Caner. Fazla tart varsa satılmayan falan. Eyvallah. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar canım. Şehrazat Hanım, arkadaşınız da gelmiş. Ya. Peki efendim, neyse saygılar efendim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim. Arkadaşlar iyi akşamlar. Arkadaşınız. Ben burada bekarım Gülistan. Dolayısıyla çocuğum yok. Yok. Ha? Yıllarca halk müziğine gönül verince evlenmeye vakit olmuyor işte. Kedilerim var. Bu senin ikinci hayatın yani Şehrazat. Kaç zamandır devam ediyor anneciğim? 15 yıldır. 15? 15 yıldır sen halk müziği koristisin öyle mi? Haftada bir geliyorum. Ay ne var yani? Koroda kendimi buluyorum, yaşadığımı hissediyorum. Ay babana söyleseydim şarkıcı oldun, hafif kadın oldun derdi. Boşardı beni. Anneciğim ne hafif kadını ya, 64 yaşındasın. Bundan sonra uçsan ne olur? Aa, ne tuhaf hale çıktık biz ya. Annem meğer türkücüymüş. Rıza ile Orçun bir haftadır neredeler belli değil. Ay yandakiler mi marjinal, biz mi marjinaliz ben anlamadım ya. Acil çağırmışsın. Kutlamak için beni içkiye mi götüreceksin sevgilim? Çağatay sen ne yapıyorsun ya? Ha? Bölümü seyrettim kafayı yedim. Ne biçim oyunları o son sahnede öyle? Sen dalga mı geçiyorsun bizimle? Kaset kanala gittiği için bir şey de yapamadık. Oyunlarımı beğenmedin mi sevgilim? Senin alkol problemin mi var? Sen beni batırmaya mı çalışıyorsun? Bak ben kimsenin gözünün yaşına bakmam, kapının önüne koyarım biliyorsun. Ama Tufan, sen benim son kalemdin. Öyleyse yıkıl Sezar. Evet, bir hafta oldu. Rıza piyasada yok. Evlilik işi de yattı herhalde. Bundan artık bir şey olmaz babacığım. Allah bilir o çocuk geri dönmez. Geri dönmez. Biz isterseniz hemen o imzayı... Bak evladım, Gülistan da çok ısrar etti. Bu işe niyetlendik. Ama ortaklık ciddi bir iştir biliyorsun. Evet, size layık olmaya çalışacağım babacığım. Şimdi ben bu kağıdı imzalayınca Rıza'nın şirketteki payını sana geçirmek suretiyle... Baba, elini öpmeye geldik. Çok dalgalandım ama artık durulacağım. Bundan sonra şirket Nur Hayat, olayım bu. Ya sonunu beklemeden 29 Haziran'da düğünü yapıyoruz Şehmuz babacığım. Oo, vallahi bunu beklemiyordum. Hayırlı uğurlu olsun çocuklar. Demek geç de olsa akıllar başa geliyor. Ay Selahattin abi. Ah canım, tabii duygulandı. Çok hassas adam o. Çok hassas bir adam bu. Göstermiyor ama içi yumuşacık. Bitti yani. Hmm. Seninki de bitti. Hmm. Wow. Özledim lan seni, Çamur. Çok özledim lan seni. Sen ne rezillikler yaptın sen ya. Alakası var baba ya. Kızım benim. Kızım, ay kızım. Anası da gelmiş. Ya, gel gel. Kalırım çiçeği. Hocam, biliyor musun ben ne kadar zamandır yalan yaşamışım ya. Yalan dünya işte. Manitadan ayrıldım, bitti. Kaldık mı ben sana, sen bana? Öyle mi oldu? Lan yine bu yırtık Zerrin'in dediği oldu ya. Ben ona yanarım ana. Pardon, bakar mısınız? Evet. Ben Eylem. Bize ailemizle birlikte yılbaşı kutlamaya gelir misiniz? Şu an. O nasıl şey öyle? Yemeğe Tanrı misafiri arıyoruz. O ne ya öyle? Okey, dördüncü arıyoruz gibi. Tanrı misafiri. B. Fakir, temiz, iyi biri diye verildi sipariş. He, ben öyleyimdir de. Yani... Şu kıyafet ailede tatsızlık çıkmasın diye giymiş olan birinin kötü niyeti olabilir mi sence? Yok. Hindi, pilav, televizyon, kalabalık aile, torun torba, gelin adayı. O tarz. Hadi ya, ay ne güzel. Dede var bizde de, eksantrik bir tip. O tutturdu bu Tanrı misafiri işini. Alo. Galiba buldum dede. İyi bir insan. Meslek. Öğrenciyim. Öğrenciymiş. Ha güzel. Ailesi falan nereliymiş? Kimin nesiymiş? Nerelisiniz? Aileniz falan? Eski İstanbulluyuz biz hep. Baba falan Hacı Üsret. Eski İstanbullarmış. Babası Hacıymış. Tamam. Ev yakın. Ne diyorsun? Rıza hala işte mi ya? Of! Gülistan, nüfus patlaması var. Masaya sığmayız. Açık büfe yapalım. Ya biz gerçekten bütün gece burada mıyız yoksa bu bir kabus mu? Sacide abla arayıp duruyor. Bize bir yılbaşı mucizesi lazım. Acaba ki çanlar kimin için çalıyor? Galiba ki muhtar Nihar Baba kılığında çan çalarak geliyor. Happy New Year! Hoş geldin muhtar. Nerede kaldın? Kızaklar geldik. Kızakla. Bayağı geyikli meyikli. Ne geyik ya? Geyik yapma bana ne? Köy yolları yine kardan kapanmış. Kar kızağıyla geldik. Bu hediyeler getirmiştir. İstersiz versin. Esasen geleneksel olarak hediyelerimizi Noel Baba olan muhtarın kucağına oturarak almamız gerekiyor. Fakat bunun iki tane sakıncası olabilir. Yazgı eğer muhtarın kucağına oturursa... cüsseden mütevellit muhtar bir daha yürüyemeyebilir. Eğer zahter muhtarın kucağına oturursa yine yürüyemeyebilir. Zira ben kendisini iki bacağından da vurabilirim. O zaman aşiret olarak kucak sevmiyoruz deyip... bunu da ökse otu gibi boş verelim. Kızım, kızım! Al bakalım, al! Haydi! Muhtardan geline ekmek kızartma makinesi! Muhtar, düğün değil, yılbaşı. Ben düğün seviyorum. Düğün olsa da geçseydik ya. Muhtar, tam da en istediğim White General marka ekmek kızartma makinesi. Ne tesadüftür ki ben de White General'in geniş ürün yelpazesinden zahter için bir saç kurutma makinesi seçmişim. Sağ olasın White General. Hem kullanışlısın hem hesaplı. Fakat yazgı. Bu benim sana geçen yıl başında hediye ettiğim saç kurutma makinesi değil mi ha? Söyle, söyle. Kusura bak babacığım. Benim saçımı kurutmak için fön değil, ağzından alev çıkan bir ejderha bile yetmez. Woo! Hakikaten bu parlaklık, yumuşaklık ve kolay tarama için ne kullanıyorsun? Aha bunu. Sirke ve kremli şampuanla saçınız her gece yılbaşı ağacı gibi parlasın. Bir dakika. Burası mı ya? Sorun mu var? Ya şimdi Eylem, senin ailen ne iş yapıyorlardı? Babam ressam. Ha, ressam. Adı neydi? Haluk. Ha, ananın adı? Çiğdem. Niye? Tanıyor musun? Yok, hiç tanımıyorum. Hey maşallah. He, Haluk abinin Çiğdem abla, he mi? Ha, iyi iyi. Hadi buyurun. Bir dakika. Bu kat mı ya? Siz buraya yeni mi taşındınız Gül'üm? Ya hemen kapıyı çalmasaydın ya. Ah. Merhaba çocuğum. Hoş geldiniz. Buyurun. Tanrı misafiri geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz kızım. Hoş geldiniz. Haluk abiyle Çiğdem Hanım neredeler? Babam nerede bilmiyorum, annemin son sevgilisiyleydi. Eylem, siz nereden şey ettiniz arkadaşımızla? Sokaktan. Ha, tahmin ettim. Tanışıyor musunuz? Yok yani öyle sokaktan, mahalleden, göz aşina olaraktan. Bizim yan komşunun şeysiydi. Neysiydi? Evet tabii ya, yan komşuların ahbabıydı. Ben de diyorum ki nereden tanıyorum? Öyle mi? Ay nereden, nereye? Siz öğrenci miydiniz? Evet, çok imtihanlarım, şeylerim var benim yarına. Ben zaten şöyle bir kapıdan iyi seneler demek için uğramıştım. Hayırlı seneler oldu. Aa, olmaz. Bakayım çocuğum, aşk olsun. Bir yemek yiyin, misafirsiniz. Anneciğim, sık boğaz etmeseydin. Vallahi bırakmam. Buyur kızcağızım. Şehmuz amcan çok üzülür. Tabii tabii, buyurun. Yiyin bir şeyler kızım. Yok, ben gerçekten rahatsız ettim. Selahattin misafirimiz var. Hoş geldiniz. Oha. Ne oldu o kadar Selahattin? Ho. Dedim. Noel Baba şeysi yaptım. Gençler eğlenir diye. Bu öğrenci kızımıza animasyon olarak. Gerek yok. Gecemiz yeterince hareketli zaten. 12 kere Bora aramız. Woohoo! Orçun. Benim. Neredeyim ben? Manyak mısın Selahattin? Neredeyim ben diye uyanılır mı ya? Yat uyu. Ya Adıyamanlı köydeyim zannettim. Hangi şuursuz Cihangir'de horoz besler ki acaba? Babam! Yat uyu Selahattin. Görünce yani arada sırada olsa. Ne oluyor lan? Araba alarmı mı o? Sen mi ötüyorsun kız öyle? Yok, bahçeden horoz. Taze yumurta için tavuk besliyoruz. Bir bardak süt için inek besliyoruz resmen. Sus ve uyu Selahattin. Neredeyim ben yahu? Seni bilmiyorum Selahattin ama ben cehennemdeyim. Yetti be! Çap girme lan! Ya sen daha tatlısın. Hayır sen. Evet aslında bayağı tatlıyım. Annelere yalakalık yapmak için öbür gün akşam yemeğe davet ettim. Baban da tamam geliriz dedi. Biliyorum. Ama ben de anneannene yalakalık yapmak için evine yılbaşı sepeti gönderdim. Biliyorsun. Biliyorum. Ne dedi? Hiç. Nasıl hiç? Hiç bir şey demedi ya. Bir teşekkür falan. O konuda katkıma ihtiyacın yok. Genlerinde var. Organik, doğal, katkısız bir sinir hastasısın. İyi sabahlar. Daha iyilerini gördüm. Ne bağırıyorsun yine Selahattin? İşçilere de her gün bağırıp hakaret ediyormuşsun, tartaklıyormuşsun. Lan! Sus be! Selahattin çok azami oldu babacığım ya. Günaydın canım. Hayır, güzel sepetti çünkü yani o size gönderdiğinden de o iyiydi değil mi? Evet. İçindeki şarabı Emir içti. Açılay ilişkisi bitmiş. Depresyondaki her kadın gibi çikolatalara dadandı. Bora peynire el koydu. Sepet bana kaldı. Ben de mandal sepet yaptım. Hiçbir şey demedi yani ha? Annene mandal sepeti yaptığımı söylesem puan toplar mıyım sence? Artistik puan mı ablacığım? Sen havada 4 pende atsan da puan toplayamazsın. İnce buz üstünde kayıyorsun. Dikkat et kendine, çatır diye kırılıverir altından. Sen de dikkat et kendine. Kırık çıkık bir şey olmasın. Hayırdır? Hiç yılbaşı gecesi öyle bir aramızda ayaküstü konuşmuştuk da biz. Nasıl keyfin Nur Hayat'ım? İyi olacak evvelallah. Daha lafım bitmedi oğlum. Niye adamları itip kakıyorsun yahu? Yazık değil mi? Bana da yazık. Bu surat Maldivler'de bronzlaşmadı. Günde 12 saat şantiyede kar yanığı oldum ben. Reis amca bu işçiler bir olup babanı dövecekler dedi. Eziyormuşsun emekçi kardeşleri. Proletaryayı savunmak bu tek hücreliğe kaldıysa benim ezmeme gerek yok. Zaten bitmişler. Bak Selahattin, bir daha işçilerle en ufak bir tartışmanı duyayım. Vallahi başyapıt inşaattaki kariyerini zirvede bırakırsın. Doğru işçi bulmak kurumuna. Ne? Nereye canım? Önemli bir işim var ablam. Babacığım. Babacığım, İyi misin? Ben iyiyim. Babam öksüz. Babacığım şimdi... Yumurta için yahu, yumurta için. İçiyorum sabahları Şehmuz, onun için sesim böyle gür çıkıyor. Aha, yumurta gibi çocuk da uyandı işte. Horozun bağırtısına mı uyandın anam? Senin bağırtına uyandım. Siz ötmezseniz horozun ötmesi kimseye dokanmıyor hanımefendi. Delegasyon, oraya gelirim, horozunuzu yolar, tüylerini boynuma oturuş yaparım. Sonra senin saçlarını yolar, süpürge yaparım. Ha siz, senin hangi... Efendim? Buyur bebeğim. Tabii ki size acil buluşabiliriz. Pardon canım, ben size sonra döneyim, oldu. Bu zehir ne için Nur Hayat? Martı falan mı? Çünkü misal benim pencereye garson boy bir martı dadandı. Her sabah tacizkar bakışlarla... Martı değil, bildiğin insan için. Homo erectus. Beni zehirlemiyorsun değil mi? Bünyemin'le sadece arkadaşız. Zaten maktul adayı ben olsam zehirden anlayan karanlık bir tanıdığım var mı diye bana sormazdın değil mi Gülüm? Ya sen eczacı falan tanırsın diye sana sordum. Birini zehirlemek olarak bakmıyorum. Beni ve ailemin geleceğini tehdit eden bir bakteri için antibiyotik arıyorum. Hoş geldin abim. Fikret abimizin yüzüne karşı övmek gibi olmasın. Acıması yoktur, leşi çoktur. Cinayet olaylarında en güvenilir çözüm ortağınızdır. Ne lazım? Ölsün mü? Yoksa hastalanıp korkup kaçsın mı? Kız öldür gitsin. Zaten kaç yaşında, kaç yıllık ömrü kalmış. Ayrıca feleğin çemberini hula hoop yapıp kaç yaşında çevirmiş bir tip ha. Yaşamadı ne kalmış Allah sen. Gerek yok hemşire. Hastalansın yeter. Ha bak ben sana zehirleme, yapma demiyorum. Hobi olarak yine yap ama tadında bırak. Tanımlayamadığım bir şey var. Ufo? Hayır, tuhaf bir şey kokuyor. Kardo! Ne yaptın oğlum dün gece? Ah, wow! Gecenin dibiydi oğlum ya. Kız über bir sağ bek almışlar. Halı sahada gömdüler bizi. Bora? Ha? Ayakların kokuyor. Hem de yarın yokmuş gibi kokuyor lan. Ne yaptın sen? Aa, ayak kokusu dedikleri bu muymuş? Ben de bilmiyorum ki. Ya benim ayağım kokmaz ki. Ne oluyor ya? Ben duşa atlıyorum. Geri zekalılar! Sayın Çakıder, tansiyonu yükseltmeyelim. Ben ara bulucu olmaktan yıldım hemşerim. O zaman Trabzon, çık aradan. Çık! Amipler! Amipsiniz siz. Bölünerek çoğalın bari. Bir kişinin yaptığı işi 3 kişi yapamıyor. Bari bölünerek çoğalın da iş bitsin. Ağır konuşuyorsa Sayın Çakalar. Elim de ağırdır. İstersen bir arkadaşın üzerinde deneyebiliriz. Var mısınız? Amanım. Ha. Evet. Yakınlarda bir işim vardı da şöyle size de bir uğrayayım dedim. Aa, yılbaşı sepeti. Evet ama kart koymamışlar. Kimin gönderdiği belli değil. Ama vallahi güzel sepetmiş. Evet pek şık. Kim bilir kimden. Aslında ben gönderdim. Sen? Evet. Peki. İnanmadınız galiba. Ben hazırlattım şarap, çikolatalar, peynir. Tutmadı. Peynir yok. Nasıl yok ya? En pahalısı peynirdi. Tüh. Olaydı. Satardın parasını yerdim bak. Efendim, ben gönderdim bu sepeti. Peynir de vardı. Peki. Peyniri fare kaptı o zaman. Nasıl? Ben yalan söylemiyorum yalnız. Bu sepeti ben gönderdim. Kanıtlayabilirim. Likör içer misin? Birkaç esnek parçam vardı çünkü.